Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ay Kova çocuğunu konuşacağız. Ay Kova olduğunda çocuğun karakteri nasıl şekilleniyor? Hep beraber buna bakacağız. Öncelikle Kova burcu Uranüs'ün ve Satürn'ün etkisindedir. Uranüs aydınlanmanın ve sürprizlerin gezegenidir. Evet, sürprizlerin gezegeni dedik. Bu çocuk aslında çevresindekileri şaşırtmayı seven, biraz da sıra dışı, özellikle ilerleyen yaşlarda sıra dışı olarak adlandırılabilecek bir çocuktur. Kova'dan dahilerin burcu olarak bahsedilir. Bu da Uranüs'ün iletişim gezegeni Merkür'ün bir üst oktavı olmasından kaynaklanmaktadır. Yani bu çocuk evrensel enerjileri çok rahat özümseyebilecek bir çocuktur aslında. Teknolojiyle özellikle yakından bir ilgisi olabilir bu çocuğun. Teknolojik aletleri kullanmak konusunda doğuştan gelen bir yeteneği olabilir. Aynı zamanda Satürn, geleneksel yöneticisi de Satürn Kova burcunun. Şimdi tabii Satürn dozunda bir disiplin aşılıyor aslında bu çocuğa ama bu çocuk bağımsızlığına düşkün, özgürlüğüne düşkün. Öyle kendisine ne yapılması gerektiğinden pek hoşlanmıyor. Şayet Güneş burcu Oğlak'sa tabii durum değişebilir. O zaman çift Satürn etkisi olacağından bu çocuk daha kolay disipline gelen, otoriteye baş kaldırmaktan çok da hoşlanmayan bir çocuk olabilir. Şimdi bu çocuğun arkadaşlıkları çok önemli. Bireyselliğine önem verilmesini istiyor ve takdir edilmek onun için çok zekasını takdir edilmesi onun için çok önemli. Arkadaşlıklarına önem veriyor dedik. İlerleyen yıllar içinde de bir gruplar içinde bulunmak onun için önemli olacak. Bir hava elementi burcu, bunu söylemem lazım. Dolayısıyla oldukça da sosyal, ancak ya zaman zaman yine de yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilir. Şimdi Güneş burcu yay olursa ne olur, Oğlak olursa ne olur onu demin söyledim. Yay olursa da özgürlüğüne aşırı düşkün olabilir. Bu çocuk disipline olmakta, bir rutine girmekte biraz zorlanabilir. Şimdi ay olumlu etkiler aldığında çocuk anneyi nasıl görüyor? Buna bakalım. Bir kere bu anne açık fikirli ve zamanın ilerisinde olan bir anne olabilir. Farklı bakış açılarını çocuğuna sunan bir anne olabilir. Aynı zamanda idealist ve hümanist çerçevede çocuğunu yetiştiren, çocuğuna bu tarz fikirler aşılayan bir anne olabilir. Ancak ay olumsuz etkilendiği zaman doğru bildiklerinden asla ödün vermeyen bir anne karşımıza çıkıyor. Kendi doğrularını çocuğuna empoze etmeye çalışan inatçı bir anne karşımıza çıkıyor. Burada inat için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kova burçları da en az boğalar kadar inatçı. Bunu da lütfen aklınızda bulundurun. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.